Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmek için karşınızdayım. Bugün ne içiyoruz? Bugün yine bir üzüm nane içeceğiz arkadaşlar. Ama şöyle değişik bir marka var elimde. Bugün bu markayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl? Kokusu ve tütün yapısı olarak çok cezbetmedi açıkçası. Yani tütün yapısını da beğenmedim. Kokusunu da beğenmedim. Ama tadına bakacağım. Tadını merak ediyorum. Tütünün rengi ne çok kırmızı ne de çok şerbetli. Yani normal orta derece bir şerbeti var. Renk olarak da çok kırmızı değil. Şöyle göstereyim. Yani bir koyu bir kırmızı, böyle açık bir kırmızı da değil. Tütünün yapısı da arkadaşlar şöyle elime alayım. Bak bak. Görüyor musun? Bak düşmüyor bak. Düşmüyor. Yani şöyle şöyle yaptım mı aslında bunun düşmesi, yani parçalarına ayrılması gerekiyor normalde. O bakımdan hani pek sevmedim yani. Eskiler bilir. Tanya diye bir marka vardı eskiden. Böyle dandik bir şeydi. Aynı tütün yapısını aynı ona benzettim. Bakalım tadı nasıl? Hani yani 40 lira para verdim ben buna. Hani tadı da kötüyse paraya üzülmem. Şu attığım 3 tane kömüre üzülürüm. Bakalım, inşallah tadı iyidir de yani kömürler ziyan olmasın. Tütün ismi bu arkadaşlar. Birkaç dükkanda, tütüncüde görmüştüm. Hani açıkçası merak ettim. Farklı aromaları vardı. Gittim en son bir tütüncüde de işte üzüm nanesini gördüm. İşte genelde de ben üzüm nane içen birisiyim, zaten beni bilen biliyor. Üzüm naneyi görmüşken de hani alayım dedim. Mesela bu aralar üzüm nane konusunda bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Yani açıkçası ben yaşıyorum. Hani ben Ballı'nın üzüm nanelerini içiyordum böyle son zamanlarda. Ama Ballı'nın tütün sıkıntısından dolayı onu da bulamıyorum. Hani bulduğum yerde de hemen alıyorum zaten. Ama işte sıkıntılardan dolayı bulunmuyor. Onun yerine de arkadaşlar Royal kullanıyorum. Royal'in üzüm nanesini hani içiyorum. Memnun ediyor mu? Açıkçası yani beni ne güldürüyor ne üzüntüye sokuyor. Yani idare, yani benim üzüm nane ihtiyacımı karşılıyor açıkçası. 50 gramı da 30 TL. Başka mesela geçenlerde Mazen'in üzüm nanesini buldum. Yani buna da 40 TL verdim. Mazen'in üzüm nanesi 50 gram.
Bunu da daha açmadım. Hani ilerleyen zamanlarda böyle tam böyle üzüm nane evde olması tam biterse, tam o üzüm nane krizi tutarsa öyle açmayı planlıyorum. Bakalım dursun. Onun harici arkadaşlar White Angel var. Baja Blue. Lirra'nın Cappuccino'su var. Ben bundan iki paket almıştım. Bir paketini bitirdim. Ne çok sert ne çok yumuşak. Böyle orta düzeyde hafif böyle Cappuccino ihtiyacınızı yani çok böyle nakla içen bir insansanız bu çok hafif gelebilir tabii. Ama ne bileyim ballı vesaire bir cappuccino içiyorsanız onun yanında hayli daha bir iyi bir cappuccino tabii. Yani ben oturmuş takımla içtim ben bunu. Hani oturmuş takımla içtim. Böyle yine hafif geldi yani bana. Onun harici yine Lirna'nın yaban mersini var. Ve nar aroması var arkadaşlar. Bu Royal 30 TL. White Angel 30 TL. İşte Liralar 35 TL. Hani bu bizim buralarda fiyatlar böyle. Bir de Royal'in böyle karamürver var arkadaşlar. Ondan aldım. Bunu da hiç içmedim. Bunu da gördüm, merak ettim, aldım. Bakalım bunun tadı nasıl. Şimdi bunun tadına gelirsek ben bunda nane tadı alamıyorum. Kesinlikle nane yok. Şu an sadece sek üzüm içiyormuşum gibi. Açıkçası yani ya pek sevmedim ben bunu. Benim damak tadıma göre benim damak zevkime uygun bir tütün olmamış açıkçası. Hani 10 dakikadır içiyoruz. 1 gram nane gelmedi. Dumanı falan iyi ama dumanı iyi bayağı sağlam duman atıyor. Ya benim
Benim içmeme göre, yani benim böyle fazla abanmamama göre dumanı güzel. Ama tat konusunda tamam, bir üzüm tadı geliyor ama hani üzümün yanında da nanenin de gelmesi lazım. Hani o konuda pek yani hoşuma gitmedi. Üzümü de böyle bir gerçek bir üzüm tadı gibi değil de böyle çok yapay bir üzüm tadı gibi. Ya bir daha görürsem ben bunu alır mıyım? Açıkçası yani 40 lira verip de ben bir daha bu tütünü almam. İşte dediğim gibi ben bunu niye aldım? Ben bunu meraktan aldım. Birkaç tane tütüncüde gördüm. Birkaç tane dükkanda gördüm. Ve en son gittiğim yerde de üzüm nanesini görünce açıkçası hani bir alayım bir deneyeyim dedim. Denemek istedim. Ama benim damak zevkime göre değil. Yani ya bana göre değil. Sen alırsın beğenirsin hiçbir şey diyemem. Ama benim damak zevkime göre değil yani. Neyse, videoyu da fazla uzatmayalım. Sizleri de sıkmayayım. Yani anlatacaklarım bu kadar. Zaten tütün hakkında videonun başında bahsettim. Başka da anlatacak bir şey yok. Tat olarak da böyle. Bak kaç dakika oldu hala nane tadı yok mesela tütünde. Başka da bir şey yok zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah kısmet olursa, nasip olursa bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.